birlikte komple ekip halinde milletvekillerimiz hep birlikte bir gayret içerisindeyiz. Evet, genel merkezimiz başından beri yaptığımız sandık bazlı birebir çalışmalarımız var. Biz öyle büyük bir aileyiz ki Türkiye'de 11 milyonun üzerinde üyesi olan, dünyada da bu kadar kalabalık sayıda üyesi olduğunu zannetmiyorum. Yani hiçbir derneğe, sivil toplum kuruluşunun olduğunu, 11,5 milyon üyesi olan bir partinin mensuplarıyız, yöneticileriyiz ve biz tüm aile fertleri olarak her an birbirimizle diyalog halindeyiz. Sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı, neler yapabileceğimizi istişare ederek önümüze bir yol haritası çıkıyoruz ve bunda en büyük önderimiz bizim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisi inandığı gibi söyleyen, söylediği gibi yapan ve bir Türk'ün kendine güvendiğinde neleri başarabileceğinin vücut bulmuş halidir Recep Tayyip Erdoğan. Ona neden bu kadar bağlıyız, neden bu kadar inançlıyız? Çünkü devleti ve milleti için koyduğu hedefler var. 19 yıllık iktidar döneminde nereden devralıp nereye geldiğimizi insanların vicdanına, gönüllerine bırakıyoruz. Bundan sonrasının da daha iyi olacağını bildiğimiz için Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti kadroları olarak biz elimizden ne geliyorsa sonuna kadar omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkasını koparacağı, tam bağımsız kendi iradesiyle bölgesinde yön verebilen, danışılmadan siyasi pozisyon alınmayan bir ülke durumuna geleceğiz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başaracağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yaptıkları ortadadır. Bunun için de bunu neticelendirmenin yolu 2023 seçimleridir. 2023 seçimlerine giderken teşkilatımızla, belediyelerimizle en alt kademeden en üst kademeye kadar bizim birbirimizden farkımız yok. El birliğiyle partimiz için ne gerekiyorsa, şehrimiz için ne gerekiyorsa hep birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Belediyemiz Zonguldak'ta AK Parti belediyeciliğinde Zonguldak'ta kabuk değiştirmenin sürecini yaşıyoruz. Bir televizyon programında anlattığım gibi bazı şeyler bir anda olmaz. Yani bir palmiye ağacının büyümesini anlatmıştım o zaman, bambu ağacının. Yaparsınız, sularsınız, sularsınız ama 5. yılda bir anda her şey ortaya çıkar, 22 metreye kadar çıkar bu bambu ağacı. Şimdi biz yatırımlarımızı yapıyoruz. Seçime kadar tamamlayacağımız çok şeyler var. Belediye başkanımız, belediye meclisimiz, köylerde il genel meclisi üyelerimiz, il genel meclisi başkanımızla birlikte komple ekip halinde milletvekillerimiz hep birlikte bir gayret içerisindeyiz. Evet, genel merkezimiz başından beri yaptığımız sandık bazlı birebir çalışmalarımız var. Biz öyle büyük... Evet başkanım, saha çalışmaları devam ediyor. Seçime az bir süre kaldı. Mahalle teşkilatlarıyla işte ziyaretleriniz olsun, işte yakın görüşmeleriniz devam ediyor. Nasıl bir hava var sahada başkanım? 7/24 sahadasınız. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir temayülden çıktık. İl başkanlığı için yeni bir atama programı vardı. Bunun tespiti için 15 gündür süren çalışmalarımız vardı. Sonunda da Ankara'ya gittik. Temayüle katılan arkadaşlarımızın arasından genel merkezin takdiriyle belli kriterlere bakılarak çağrılan arkadaşlarımız oldu. Ve bunun neticesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızla bizzat görüşme imkanı bularak, mülakat yaparak da yeni il başkanımız tayin oldu. İnşallah partimize, şehrimize, ülkemize hayır getirecektir. Bir ekip ruhuyla birlikte yeniden bir heyecanla ivme kazanarak Zonguldak'ta çalışmalarımıza hız veriyoruz. Evet, seçim yaklaşıyor, artık kapıya yaklaştı. 2023 bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli, olmazsa olmazlarımızdan. Çünkü 2023 yılı benim sürekli söylediğim gibi bir takvim yılı, bir randevu yılı değil. Bunun içini iyice doldurmamız lazım. 2023 artık Türkiye'nin makus talihinin değişeceği ve ayağındaki pranganın son halkasını koparacağı, tam bağımsız kendi iradesiyle bölgesinde yön verebilen, danışılmadan...